videoda mikroservis mimarisini kullanan geliştiricilerin kurtarıcısı olan, diğer taraftan monolitik geliştiricilerin ise çok da umursamadığı bir teknolojiden bahsedeceğim: Kubernetes. Kubernetes'i anlamakta zorlandığını söyleyen çok fazla geliştirici var. Eğer Kubernetes'i anlamıyorsanız belki de Kubernetes'e ihtiyacınız yoktur. Şuna emin olabilirsiniz: eğer Kubernetes'e ihtiyacınız olsaydı onu çok iyi anlardınız. Biz geliştiriciler uzun bir zaman boyunca monolitik mimaride yazılım geliştirdik. Bu yüzden de Kubernetes gibi bir teknolojinin eksikliğini hissetmedik. Peki bu monolitik mimari dediğim şey nedir? Bütün işlemlerin tek bir yazılım projesinin içerisinde bulunduğu yığın bir mimari bahsediyorum. Bu mimari günümüzde hala kullanıyoruz. Örneğin bugün Codeigniter veya Laravel gibi bir frameworkle proje geliştirmeye başlasanız büyük olasılıkla geliştireceğiniz proje monolitik yapıya sahip olacak. Burada söylemek istediğim şey şu değil: bu frameworklerle bir proje geliştirdiğinizde o proje monolitik olur değil. Şunu demek istiyorum: standart bir proje geliştiriyorsanız bu genel itibariyle monolitik bir yapıya sahiptir. Herkesin çok iyi bildiği, yakından tanıdığı bir proje var. Ne o? WordPress. WordPress aslında monolitik bir yapıya sahip proje. Peki ne oldu da biz monolitik mimariyi terk edip de başka mimari arayışına girdik? Tabii ki büyüdüğümüz için. Büyüdük ve bazı şeyler bize yetmemeye başladı. Bu yüzden de yeni bir mimari arayışına girdik. Örneğin bir projeniz var diyelim ve projeniz her geçen gün büyüyor. Her geçen gün büyüyen bir projeyi yeniden dağıtmak, düzenlemek, bakımını yapmak gerçekten çok zor. Örneğin projenizin kullanıcı kayıt kısmındaki kodlarda değişiklik yapmak istiyorsunuz. Böyle bir durumda koca projeyi tekrar ele almanız gerekiyor ve yine o kocaman projeyi tekrardan işiniz bittiğinde dağıtmanız gerekiyor. Peki bunların bir çözümü var mı? Var tabii ki. Başka bir mimari. Örneğin projeniz çok büyüdü ve projenizi gün geçtikçe daha çok kullanıcı kullanmaya başladı. Daha fazla kullanıcı demek daha fazla kaynak sarfiyatı demek. Örneğin düne kadar projeniz bir sunucuda rahat bir şekilde çalışırken bugün ikinci bir sunucuya ihtiyaç duyabilirsiniz. Böyle bir durumda da projenizin doğru bir şekilde iki sunucuda çalışması için ölçeklendirilmesi gerekiyor. Diyeceksiniz ki monolitik yapıda ölçeklendirme yok mu? Var tabii ama o kadar da esnek değil. Monolitik yapılarda öncelikle dikey ölçeklendirme tercih edilir. Peki nedir bu dikey ölçeklendirme? Örneğin sunucunuzda 16 GB varsa RAM, bunu 32'ye çıkartırsınız. Veya işlemciniz 8 çekirdekli ise 16 çekirdekli bir işlemci takarsınız. Bu da yetmediğinde yatay ölçeklendirmeye geçersiniz. Peki yatay ölçeklendirme ne? Örneğin projeniz bir sunucuda çalışır, ikinci sunucuya da onun kopyasını kurarsınız ve örneğin Nginx Load Balancer'la bütün yükü bu iki sunucu arasında dağıtırsınız. Bu şekilde yatay genişlemiş olursunuz. Peki bu ölçeklendirmeyi daha esnek yapmanın yolu yok mu? Var. Başka bir mimari. Diğer bir örnek, projenizi modüler yaptığınızı düşünün. Proje büyüdükçe modülleriniz de büyüyor ve artık öyle bir yere geliyor ki modüllerinizin sayısı o kadar çok artıyor ki aralarındaki birbirlerine olan bağlılık o kadar artıyor ki en ufak bir değişiklik, en ufak bir hata diğer modüllerin de arızalanmasına sebep oluyor. Peki bu sorunun çözümü ne olacak? Tabii ki başka bir mimari. Örneğin projenizde farklı diller kullanmak istiyorsunuz. Diyelim ki projenizi PHP ile geliştiriyorsunuz ama öyle bir yer var ki oranın Node.js ile yazılması gerekiyor veya Python ile yazılması gerekiyor. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Bir sürü problemle uğraşmanız gerekiyor. Peki bunun çözümü ne? Yine dediğim gibi başka bir mimari. Bunlara benzeyen pek çok örnek verebilirim. Yani bu örnekler uzar gider. İşte bu saydığım sebeplerin hepsi de bizi monolitik yapıdan uzaklaştırdı ve yeni bir mimari arayışına sürükledi. Peki bu eksikleri sizce hangi şirket öncelikle hissetmiştir? Google, değil mi? Evet. Google'da senin gibi benim gibi 2000 yıllarına kadar monolitik yapıyla Google'ı ayakta tutuyordu. Google 2000 yılından sonra mikroservis mimarisine geçmeye başladı. 2023 yılına geldiğimizde Google büyük oranda artık monolitik yapıyı terk edip mikroservis yapısına geçmişti. Peki bu mikroservis mimarisi nedir? Büyük ve karmaşık yazılım sistemlerini küçük bağımsız çalışan servisler haline bölerek geliştirme yaklaşımına mikroservis mimarisi diyoruz. Bu bizim tam aradığımız şey değil mi aslında? Elimizde bir proje var, yığın şeklinde çok büyük bir proje ve biz bu projeyi yönetemiyoruz, dağıtamıyoruz, güncelleyemiyoruz çünkü çok büyüdü. Bunları daha küçük parçalara bölersek küçük küçük parçaları bunları yönetmek daha kolay olur, dağıtmak daha kolay olur. Örneğin bir e-ticaret web sitesi yaptığınızı düşünün. Servislerinizi küçük küçük parçalara böldünüz. Örneğin ürün arama servisi diye bir servis
yaptınız ve bütün sorgular, bütün arama işlemleri bu servis üzerinden yapıldığını düşünün. Diyelim ki çok fazla kullanıcı geldi siteye ve bu arama kısmı çok kullanılmaya başladı. Çat, hemen bir tane daha servis ayağa kaldırırsınız. İki servis çalışır. Yetmedi 3, yetmedi 4, yetmedi 5, 10 tane, 100 tane istediğiniz kadar o servisten ayağa kaldırabilirsiniz. Ve kullanıcılar çıkıp gittiği zaman, site sakinleştiği zaman ise artık çalışmayan, atıl olan bu servisleri yavaş yavaş kapatırsınız ve normale dönersiniz. Eğer gün gelir ürün arama servisimi güncellemem gerekirse, yani kodlarında değişiklik yapmam gerekirse, sitenin diğer kodlarıyla ilgilenmeme gerek yok. Sadece ürün arama servisini alıp güncellerim, diğerlerine dokunmama gerek yok. Buraya kadar her şey güzel ama hala sıkıntılarımız bitmiş değil. Bir de ticaret web sitemiz var diyelim. Bu web sitemizde mikro servisler halinde kurguladık. Yani ürün arama, ürün detay gibi farklı farklı servislerimiz var. Gün geçtikçe bir problem ortaya çıkmaya başlayacak. Bu servisleri kim yönetecek? Bakın, bu servis ayakta mı, durdu mu, bunu birinin takip etmesi gerekiyor. Servis düştüğü zaman, yani durduğu zaman servisin yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Servisin sağlık durumlarıyla ilgili, stres durumlarıyla ilgili bilgileri birilerinin toplanması gerekiyor. Yani bu servislerin A'dan Z'ye bütün yaşam döngülerini birinin takip etmesi gerekiyor. İkinci bir sorun, bu web sitemize çok fazla ziyaretçi gelmeye başladı ve ikinci bir ürün arama servisini ayağa kaldırmamız gerekiyor. Peki soru şu, ikinci bir ürün arama servisini ayağa kaldırdığımızda bizim iki tane mikro servisimiz olacak. Kullanıcıdan gelen istekler bu servislerden hangisine gidecek? Daha doğrusu ikisine dengeli bir şekilde nasıl dağıtılacak? Bu dağıtma işlemini yapacak bir load balancer, yani yük dengeleciye ihtiyacımız var. Üçüncü bir sorunumuz ise bu servisleri yarattığımızda, yani aynı servisten iki tane üç tane yarattığımızda bu yaratılan servislerin IP adresi nedir bilinmesi gerekiyor. Çünkü o servis ayağa kalktığında yük dengeleyicinin o servise bir şeyleri gönderebilmesi için, bir trafik gönderebilmesi için yük dengeleyicinin o IP adresini bilmesi lazım. Yani yük dengeleyicide 5 servisin IP'si olacak ki 5 servise dengeli bir şekilde gelen trafiği aktarabilsin. Yine burada da bu sorunu çözmek için bir yazılıma ihtiyacımız var. Buna benzer çok fazla sorunumuz var. Saymakla bitmez. Örneğin bir rollback yapımız yok. Örneğin ziyaretçi geldiğinde anlık olarak yapıyı scale edebilen, yani ölçeklendirebilen herhangi bir yazılımımız yok. Buna benzer çok fazla ihtiyacımız var. İşte bu sorunların tamamı için Google 2023 ile 2024 arasında bir yazılım geliştirdi. Bu geliştirmiş olduğu yazılım bizim bu saydığımız sorunların çoğunu çözüyordu. Neydi bu yazılım? Borg. Peki nedir bu Borg? Büyük ölçekli uygulamaları dağıtmak, yönetmek, yeniden başlatmak ve izlemek için kullanılan konteyner orkestrasyon sistemidir. Yani aslında bizim bu ihtiyacımız olan şeylerin tamamına çözüm üreten bir yazılım diyebiliriz kısaca. Borg aslında tek başına bir yazılım değil. Borg küçük küçük yazılımlardan oluşan büyük bir yazılım. Bu içerisindeki küçük yazılımlar ise bizim bazı küçük problemlerimizi çözüyor. Nedir? Örneğin biraz önce dedik ki yük dengeleme. Bizim yük dengeleme ile ilgili problemimizi çözen küçük bir yazılım var içerisinde. Bu ekosistemin tamamına biz aslında Borg diyoruz. Borg bir orkestra şefi edasıyla bizim bütün servislerimizi yönetiyor. İşte bu sebepten dolayı da tanımında orkestra kelimesi geçiyor. Borg ilk çıktığı dönemlerde Google'da binlerce servis yönetiyordu. Düşünün. Çok kısa araya gireceğim. Katıl üyelerime teşekkür etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 18 aydır bıkmadan usanmadan beni destekleyenler var işlerinde. Hepsine çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Ben size hep servis 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 dedim ama Borg'un yönettiği şey aslında servis değil, konteyner. Yani o aslında konteynerları yönetiyor. O konteynerların içerisinde de bizim servislerimiz yer aldığı için dolaylı olarak bizim servislerimiz yönetmiş oluyor. Konteyner dediğimiz şey bir sanal makine aslında. Bu sanal makine içerisinde bizim mikro servisimizin çalışması için ihtiyaç duyduğu bütün araçlar var. Eğer konteyneri daha detaylı öğrenmek isterseniz Docker videomu mutlaka izleyin. İşte Borg da bu konteynerları yönetiyor. Peki Borg'a ne oldu? Borg hala çalışıyor mu? Borg hala Google sunucularında çalışmaya devam ediyor ve gün geçtikçe kendini geliştiriyor. Peki Kubernetes neden çıktı? Kubernetes dediğimiz şey aslında Borg'un yansıması. Peki Kubernetes hayatımıza nasıl girdi? Google bir süre sonra çıktı, dedi ki bu konteyneri biz konteyner işlerini yıllardır kullanıyoruz. Devasa sistemlerimizi biz böyle yönetiyoruz. Ama işte insanlar yeni yeni artık kullanmaya başladılar. Yeni yeni demesinin sebebi de ben 2013-2014 yıllarından bahsediyorum. O dönemlerde yeni yeniydi. Gelin birlikte bu işi açık kaynak hale getirelim ve insanlar faydalansın dediler. O dönemlerde Kubernetes için çalışmalar başladı ve Borg'u aldılar, birazcık kırptılar, bazı eklemeler yaptılar, insanların rahat kullanabileceği şekli çevirdiler
ve sonra bunu Kubernetes adı altında piyasaya açık kaynak olarak sürdüler. Google mühendislerinin Kubernetes hakkında çok güzel bir sözleri var. Diyorlar ki Borg'un hatalarından Kubernetes'i distile ettik. Yani aslında Kubernetes Borg'un distile edilmiş hali. Yani hatalarından ders çıkarmış, hatalarından arındırılmış hali. Kubernetes'in açık kaynak olarak piyasaya düşmesinden sonra tabii ki diğer şirketler bu fırsatı kaçırmadılar. Örneğin Amazon, Microsoft bu açık kaynaklı Kubernetes'i alıp kendi işlerinde kullanabilecekleri hale getirip kullanmaya başladılar farklı bir isim altında. O yüzden Kubernetes'in piyasada birden fazla ismi var. Aslında hepsi Kubernetes. Kubernetes dediğimiz şey bir aslında çekirdek. Aynı Linux gibi. Baktığınız zaman farklı farklı kişiler alıp bunları geliştirmişler. Farklı isimler altında tekrardan piyasaya sürmüşler. Peki nasıl oldu da Google Borg'u kendisine saklamak yerine açık kaynak olarak Kubernetes adı altında piyasaya sürdü? Acaba açık kaynak projelerine destek mi vermek istedi bu adımla? Ya da farklı bir amacım vardı? Bana sorarsanız o dönemlerde AWS ile Amazon gerçekten estiriyordu. Cloud anlamında Google'ın çok çok önündeydi. Google bence bu oyunu tersine çevirmek istedi. Yani kendi lehine çevirmek istedi. Bu sebepten dolayı da bu Borg'u açık kaynak olarak piyasaya sürdü. Ve artık Google baktığınız zaman piyasada şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilir. Der ki Kubernetes'i biz icat ettik. Kubernetes bizim. Kubernetes'i de en iyi şekilde yönetecek olan kişi yine biziz. O yüzden gelin bizim sunucularımızı alın diyebilir. Şunu bilmenizi isterim ki her projede Kubernetes kullanılmaz. Belki de Kubernetes olmadan çok daha rahat olabileceğiniz projelerde Kubernetes'i başınıza tam anlamıyla bela edebilirsiniz. Yani çok küçük projelerde Kubernetes size faydadan çok zarar getirecektir. Eğer projeniz monolitik yapıdaysa yani mikroservis mimarisini kullanmıyorsa zaten Kubernetes'te pek de işiniz olmayacak. Monolitik yapıda Kubernetes kullanılmaz mı? Kullanılır ama mantıklı değil. Önceki dakikalarda hangi ihtiyaçlardan dolayı Borg'un doğduğunu size tek tek anlattım. Eğer bu ihtiyaçlarınız yoksa Kubernetes'e de ihtiyacınız yok demektir. Kubernetes'i iyi anlamak için mikroservis mimarisini iyi anlamak lazım. Mikroservis mimarisiyle çalışmaya başladığınızda bazı ihtiyaçlar hissedeceksiniz. İşte o ihtiyaçları hissettiğinizde Kubernetes size daha mantıklı gelecek ve daha anlaşılır gelecek. İlerleyen videolarda Kubernetes ile ilgili çok güzel videolar sizleri bekliyor olacak. Bu yüzden kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer Kubernetes ile ilgili herhangi bir yorumunuz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.